sevgili anneler. Bebeğinizin dünyaya gelmesiyle bir anda kadınlıktan anneliğe bir geçiş yaşıyorsunuz. Ve gerçekten bazen anneler, kadınlar bu konuda çok zorlanabiliyorlar. Özellikle lohusalık süreciyle başlayan ve sonrasında çocuğu büyütmeyle devam eden uzun bir süreçten bahsediyoruz. Bu dönemde annelerin bu zamanı en kolay atlatabilmesi için babaların rolünü konuşacağız bugün. Merhabalar Yeşim. Merhaba. Yeşim, babaların annelere olan yaklaşımı ve yardımı nasıl olmalı? Yani aile içinde görev paylaşımı nasıl olmalı? Anneler bu dönemi nasıl daha rahat atlatabilirler? Lohusalık dönemi bir kadının hayatındaki en kıymetli, en değerli ama en zor dönemlerden biri. Şunu hiç unutmamamız lazım. Toplumda lohusalık depresyonunun görünme oranı %10-12'lerdeyken baby blues'ta denilen o doğum sonrası hüznü %65-70 oranında görülebiliyor. Yani piyango birçoğumuza çarpıyor. Dolayısıyla annenin en hassas, en alıngan, en kırılgan olduğu dönem bu dönem. Burada tabii babalara çok iş düşüyor. Çünkü doğum yapan anne 9 ay heyecanla çocuğunu beklemiş. Vücutta böyle adrenalin çok yüksek. Bebeğine kavuşmuş ve çok hassas, bebeğine bir şey olacak diye çok korkuyor. Bir taraftan kendisi uykusuz, perişan, vücut hırpalanmış. Ve ne yapacağım bilmediği bir dönem aslında kadının. Çünkü biz 9 ay boyunca bebeğe çok odaklanıyoruz da o doğumdan sonra bize ne olacak kısmını çoklukla kaçırıyoruz, göz ardı ediyoruz. Sonra kadın doğumdan eve geliyor, evin içinde bir kalabalık, anneanneler, babaanneler, dedeler. Koca bir yanda, anne bir tarafta. Şimdi burada kadının çok fazla desteğe ihtiyacı var. Yani babaya en çok düşen şey, annenin elini tutup ben yanındayım demek. Ben hep şunu tavsiye ediyorum, mümkünse babalar hastanede de eşleriyle birlikte kalsınlar. O ilk gecenin o anıyı, o zorluğu birlikte yaşasınlar. Çünkü bu yol arkadaşlığında çok önemli bir adım. Evet. Yeri gelecek, anne kaygılanacak, bebeğine nasıl bakacağı ile ilgili endişesi, kaygısı olacak. O zaman işte eşinin ben yanındayım, biz bunu birlikte yapacağız, benden ne istiyorsan söyle demesi. Fiziken mümkün olduğu kadar çok yardım etmesi. Çünkü annenin çok fazla dinlenmesi ve rahatlaması gerekiyor. Ama en çok manevi desteğe ihtiyacı var. Bu büyük anneler, büyük babaların da mümkün olduğu kadar anlayışlı, sabırlı ve anneye odaklı olması lazım. Dediğim gibi çünkü bu benim seminerlerde de çok üzerinde çalıştığım bir konu. Doğum sonrası aile içi iletişim ve görüyoruz ki lohusa anne o evin kalabalığıyla çok fazla sorun yaşıyor. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar az insanın ama anneye gerçekten destek olabilecek insanların evde olması, babanın da günde 5 dakikada olsa, 10 dakikada olsa gel beraber bir çay içelim, bir rahatlayalım ya da kısacık bir yürüyüş yapalım, ben yanındayım, seni çok seviyorum demesi yeterli. Çok da büyük bir şeye gerek yok yoksa. Evet. Yani anne zaten her şeyi tek başına aslında, yani genel olarak bebeğin bakımını sırtlanıyor, üstleniyor. Babanın ona psikolojik destek sağlaması gerekiyor daha annenin çok diyorsun. Annenin yalnız olmadığını, zorlandığı zaman destek alabileceği kişiler olduğunu bilmesi yeterli. Teşekkürler Yeşim. Evet sevgili babalar, duyduğunuz üzere annenin kesinlikle çok büyük bir psikolojik desteğe ihtiyacı var. Günde 10-15 dakikanızı anneyle tek başına geçirmeniz bile bunun için aslında yeterli. Anne zaten tek başına bebeğe bakabiliyor. Onun sizin desteğinize, yardımınıza, sevginize, ilginize ihtiyacı var. Görüşmek üzere, hoşça kalın.